T24 okurları, izleyicileri bir kez daha merhaba. Dolar haftaya biraz yükselişle başladı. Geçen haftayı harekata ara verilmesi sonrasında düşüşle kapatmıştı. Bu hafta haftanın ilk günü biraz yükseliş görüyoruz. Bugün dövizdeki, dolardaki, eurodaki gelişmeleri ama sadece onu değil, aynı zamanda Halkbank'a yönelik Amerika'daki soruşturmanın ekonomiye olası etkilerini önümüzdeki dönemde ve bu arada bireysel emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir gelişmeyi Kerim Botay'la konuşacağız. Kerim Bey hoş geldiniz. Kerim Bey eski bir bankacı, eski banka genel müdürü, hazine kökenli, hazine yani para bankacılıkta para piyasalarını yöneten birimin yöneticiliğinden geliyor. Öyle bir geçmişi var. Dolayısıyla para piyasalarını içeriden ve uzun zamandır yakından izliyor, biliyor. Hafta başındaki bu hareketi kendisine sorarak başlayalım. Bu yükselişin sebebi ne olabilir dolardaki? Şöyle aslında geçen hafta özellikle bu hani 5 günlük verilen sürenin yaklaşmasıyla beraber bu haftayı biraz yükselişle başladığımızı ben düşünüyorum. Çünkü hani yarından sonra muhtemeldir ki orada başka tür volatiliteler ortaya çıkabilir sahada. Düşüncesi olabilir piyasalarda. O yüzden biraz temkinli bir başlangıç demek lazım. Hani bu yükselişi biraz geçtiğimiz hafta alınan pozisyonların da dengelemesi olarak ben görüyorum. 5.82-5.83 seviyelerine gelmesine. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bu 5.76-5.77'ye kadar inmişti. Genelde dünyada da aslında dolar endeksine baktığınızda destekleyiciydi. Yani bizim gibi gelişim ülke paralarının destekleyici olduğu bir haftaydı. Yani sadece TL değil, diğer gelişen ülke paraları da değer kazandı. Değer kazanmıştı. Türk lirası da özellikle Amerikan Başkan Yardımcısının buraya gelişinden sonraki uzlaşma ardından da aslında olması gereken yere yaklaşmıştı diye düşünmek lazım. Olması gereken yerden söz edilebilir mi? Aslında şöyle, olması gereken yer şöyle, diğer ülkeler, diğer ülke para birimleriyle, bize benzeyen ülkelerin para birimleriyle bakılan sepette hani Türkiye, Türk lirasının olması gereken yer diye bir şey söylenebiliyor. Ama tabii buna uzun vadeli bakıldığında özellikle son böyle 1,5-2 senelik gibi bir süreye baktığınızda Türk lirasının biz buna negatif ayrışma deriz. Diğer para birimlerinden oldukça negatif ayrıştığını görüyoruz. Dolayısıyla uzun vadeli bakıldığında Türk lirasının aslında şu anki 5.80'lerinden çok daha aşağıda bir yerlerde işlem görmesi gerekir. Nerelerde işlem? Yani eğer hani şöyle diyelim, eğer politik ortam daha sakin olsaydı, jeopolitik risk denilen şey olmasaydı, evet, TL nerelerde olabilirdi? Birçok uzman bunu 4.80 ile 5.20 arasında hesaplıyor. Şu anda. Yani %10 ile 15. Bu tabii Merkez Bankası'nın hesapladığı bir reel kur endeksi de var. Reel efektif kur endeksi var. Oradan da bunu aslında rahatlıkla izleyebiliyoruz. Bu reel kur endeksinin son böyle bu 94 yılından beri yayınlanıyor. Bu seri elimizde yani 25 sene olmuş. Bunun ortalamasında bu reel kur endeksinin 95 ile 100 arasında olduğu yerler çok daha fazla. Yani Türk ekonomisinin daha iyi yönetildiği diyeyim veya büyümenin biraz daha ayakları yere sağlam bastığı yıllarda bu hep 95-100'ler civarında olmuş. Şu anda bu 80'lere yaklaşmış vaziyette. Yani olması gereken evet, değerinin bu içerideki fiyatlar ve yurt dışındaki fiyatlar kıyaslanarak bulunan. Tabii bizim enflasyonumuz, yurt dışında ABD enflasyonu hepsi dikkate alınarak hesaplanan bir reel efektif kur endeksi var. Yani Merkez Bankası tarafından bu aylık olarak yayınlanıyor. Evet. Ve şu anda diyorsunuz ki onun %20 yaklaşık 10-15 kadar altında işlem görüyor Türk lirası. Altında işlem görüyoruz. Fakat geçen hafta Merkez Bankası'nın beklenti anketi yayınlandı. Evet. Ve yıl sonunda piyasa oyuncularının yani ankete katılan Merkez Bankası'nın görüşünü sorduğu piyasa oyuncularının 6 liranın üstünde bir dolar tahmin ettiğini evet, gördük. 6.04. Yani evet, aslında reel efektif kur TL'nin değersiz olduğu işaretini veriyor ama piyasa oyuncuları aslında daha da değer yitireceğine dair bir beklenti evet, için. Bunun sebebi ne? Şöyle bu anketi yıllarda doldurmuş bir kişi olarak söyleyeyim. Siz mi dolduruyordunuz? Tabii bizim bizler ve ekiplerimiz. Bankalardaki ekiplerimiz doldurmuş. Evet.
Özellikle yıl sonu tahmini ve bir sene sonraki tahminlerde birçok banka hazinecisi bunu bir tahminden öte bizim vadeli kur veya forward kur dediğimiz fiyatı yazar oraya. Hmm. Yani şu, işte bugün 5.80'dir. 3 ay sonrasında Türk lirasının faizinin işte %15 olduğunu düşünün. Amerikan faizinin de %2 olduğunu düşünün. Arada fark %13'tür. Bu %13'ün 3 aylık şeyi nedir diye %3, %4 bugünkü değerden yukarı bir vadeli kur çıkar. Özellikle ticari kuruluşlar, bireyler kendilerini hece etmek veya risklere karşı bertaraf etmek istediğinde de bu kurlardan faydalanırlar. Genellikle bu anketler o vadeli kurlar hesaplanarak doldurulur. Dolayısıyla o günkü kuru biraz ima eder. Yani doldurulduğu gün, anketin doldurulduğu gün piyasa neredeyse 3 ay sonrasında da şurada olacak diye o vadeli kur genellikle verilir. Evet, vadeli kuru yansıtır. Evet. Merkez Bankası'nın yine aynı anketinde 12 ay sonrasına dair beklentiler de var. O da hemen hemen vadeli kuru. O da 6.4, yanlış hatırlamıyorsam, evet. 6.4 evet. Civarında. Ama enflasyon tahminleri biraz daha tahmindir. Gerçekten tahmindir ekonomistler açısından. Hani vadeli kur kur tarafında vadeli kur kullanılırken enflasyon tarafındaysa gerçek beklentiler kullanılır. Orada da yine gelecek sene sonuna kadar çift haneli enflasyonun devam edeceği varsayılmış 11 civarındaydı hatırladığım kadarıyla, evet. Ekonomistler tarafından. Genellikle iktisatçılar pek tahmin vermekten hoşlanmaz ama evet. Yine de size kişisel tahmininizi de sorayım. Hı. Yani dolar mesela yılı kaçtan kapatabilir? Çok zor yani. Genellikle ben bu tür tahminleri yapmaktan çok kaçınıyorum ama artık finansal piyasalarda oynaklığın çok az olduğu bir döneme girdik gibi görünüyor. Dolayısıyla çok ben böyle büyük bir değişik beklemiyorum. Yani altı seviyelerini de tahmin olarak görmemizin çok zor olduğunu düşünüyorum. Ama enflasyon tarafında gelecek sene ben de hani %9 ila 10 arasında bir enflasyon, biraz iktisatçıların beklediğinden daha düşük bir enflasyonla biraz gelecek sene karşılaşabiliriz diye düşünüyorum. Aslında iyimser mi kötümser mi o tartışılır. Çünkü hani enflasyonun düşük olması tahminimin ardında biraz ekonomik aktivitenin beklenenden düşük olacağı varsayımı da var. Yani ekonomi daraldığı için veya potansiyel büyümenin altında olduğu için. Tüketici talebi düşük, evet. Olduğu için, az, evet. Olduğu için, evet. Şirketler zam yapmakta her zamankinden daha fazla tereddüt ediyorlar. Hem o var, hem işsizlik rakamları oldukça yüksek biliyorsunuz. Evet. %14'ün üstünde mevsimsellikler arındırılmış. Genç işsizliği %27'nin üzerinde. Yani işsizlik rakamlarının bu noktada olduğu yerde ben iş tüketim potansiyelinin düşük olduğunu düşünüyorum 2020 içinde. Dolayısıyla yeni ekonomik programdaki %5'in fazla iddialı olduğu görüşündeyim. Zaten birçok iktisatçı da bunu dile getirdi. Öyle olunca da enflasyonist baskının, tüketim talebiyle enflasyon baskısının gelecek sene beklenenden düşük olacağını düşünüyorum. Evet, peki bu Perşembe günü, bu haftanın, evet. Önemli gündem maddelerinden bir başkası, Merkez Bankası faiz, kendi politika faizine dair kararını açıklayacak. Doğru. Bir beklenti olarak işte 100 ile 200 bas puan arasında, evet. %1, %2 civarında bir düşüş beklentisi var. Doğru. Sizin de beklentiniz bir düşüş, yani yeniden, evet. indirime gideceği yönünde, evet. mi? Merkez yani Bankası? Şöyle, benim beklentim 100 bas puan olması yönünde. Bu da geçen Eylül ayındaki indirimin arkasından para politikası metnine konulan cümlelerden kaynaklanıyor bu tahminim. Orada artık daha ölçülü, temkinli olacağına dair ifadeler vardı. Dolayısıyla bundan 100 bas puan olarak okumak doğru diye düşünüyorum. Ama sonuçta Merkez Bankası kararlarının da oldukça politize olduğu dönemlerden geçiyoruz. 100 puanın üzerinde bir indirim olması da iktisatçıların tahminleri arasında yer alıyor. Ama 100 bas puan mümkün diye düşünüyorum. Ama şöyle bir etkisi olacaktır. Merkez Bankası 100, 150, 200 bas puan indirse bile artık bankaların önerdiği mevduat faizlerine önemli bir indirim beklemiyorum bundan sonrasında. Çünkü zaten bankalar Merkez Bankası'na daha hızlı indirimlerini mevduat yaptı. Mevduat ve kredi faizlerinin indirimlerini kredi yaptı. Faizlerini de mi beklemiyorsunuz? Beklemiyorum. Çünkü orada da şöyle, mevduat faizlerinde şu anda bankaların önerdiği faizler 14 civarında. Oysa Merkez Bankası'nın politika faizi 16.5'da şu anda. Zaten düşük mevduat faizi. Mevduat faizi zaten düşük. Dolayısıyla yapılacak olan 1-2 puanlık indirimin artık mevduat piyasasına ve kredi piyasasına çok yansımaması gerekir diye düşünüyorum. Peki siz bankacılığın içinden geliyorsunuz. İktidarın veya Merkez Bankası'nın, yani o bir politik etki olduğu artık malum.
Faiz indirimlerinden beklentisi, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinden beklentisi ekonominin canlanması yönünde. Hani şöyle düşünüyorlar. Bankalar daha düşük faizle kredi versin. İnsanlar da, yani vatandaş da gitsin bu faizler düştü, ben bari artık kredi alayım diye gitsin kredi alsın. Hı-hı. İşte onu, o parayla ev alsın, araba alsın, şirketler yatırım yapsın ve böylece ekonomi canlansın diye bir beklentisi, bir umudu var. Peki kredi faizlerindeki ya da yani her tarafta, yani hem ticari tarafta hem bireysel tarafta kredi faizlerindeki düşüş hakikaten ekonomiyi ciddi şekilde canlandırıcı etki yaratıyor mu? Şöyle, tabii ki %20'li bir faizden %13, 14, 15'li bir faiz seviyesine inmemiz pozitif. Ama bunun daha önceki dönemler gibi büyük bir ekonomik aktiviteye katkı sunacağını ben düşünmüyorum. Buradaki önermenin de, yani beklentinin veya biraz yanlış olduğunu da düşünüyorum. Niye? Aslında biraz önce bahsettiğiniz cümleler 2002'de ve 2008'de, yani önemli finansal krizlerin ardından hem global hem Türkiye'de çalıştı. Yani bankalar kredi vermeye başladıktan sonra ekonomik aktivite canlandı. Ondan sonrasında da işsizlik rakamları düşmeye başladı. Ama göz ardı edilmemesi gereken bazı rakamlar var. 2002 yılında bankaların kredi mevduat oranı dediğimiz, yani topladığı mevduata karşı ne kadar kredi verdiğini gösteren oran %35-40 civarındaydı 2002 yılında. 2008 yılında bu %70-75 civarındaydı. Bugün %115 civarında. Yani topladığı mevduattan daha fazla kredi. Bankalar zaten 100 lira topladığı mevduata karşı 115 lira kredi vermiş vaziyette. Geçen sene bu zamanlar bu %125'ler civarındaydı. Geçen sene Temmuz ayı gibi. Dolayısıyla zaten bu 10 puan düşmüş durumda. Bundan sonrasında bankaların bunu %115 lira, %120 lira, %125 lira çıkarmasının ben çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü dış kaynak ihtiyaçları var. Dış kaynağa dönüp bakıyoruz. Bankalar geçtiğimiz bir sene içerisinde 30 milyar dolara yakın dış borç ödemişler. Bunun birçoğu da gönüllü ödeme. Yani karşı taraf borcunu çağırdığı için değil, o borcu alıp kullanabilecekleri bir piyasa bulamadıkları için geri ödemeyi yapmışlar. Kapatmışlar, yani azaltmışlar. Azaltmışlar, gönüllü geri ödeme. Şimdi böyle bir durumda bankaların faiz seviyesinden bağımsız olarak kredi vermeye çok iştahlı olacağını ben düşünmüyorum. Bunun karşılığında da işsizlik oranlarının %14'e geldiği, genç işsizliğinin %27,5'a geldiği, neredeyse her 3-4 evden bir tanesinde bir genç işsizin oturduğu bir yerde ben tüketimin canlanmasında çok çok kolay olmadığını düşünüyorum. Aslında bu ciddi bir güven bunalımı. Bu güven bunalımı aşılmadan ben Türkiye'nin tekrar potansiyel büyümesinin üstüne çıkacağını düşünmüyorum. Potansiyel büyüme nedir? Türkiye için, yani nüfus artışlarına ve işsizliğin sabit kalması rakamı %4-5'ler civarındadır. %4'ün üzerindedir. Türkiye %4'ün üzerinde büyür ise işsizlik sabit kalır. Henüz daha bu potansiyel büyümenin üzerine çıkabilecek bir güven noktasında Türkiye değil bence. Dolayısıyla bir kere hani iktidarın önümüzdeki yıl için öngördüğü %5'lik büyümeyi çok gerçekçi bulmuyorsunuz. Evet. Çünkü orta vadeli programda o hedefi açıkladı. Yeni ekonomi programı. Yeni ekonomi programda açıkladı ama pek çok iktisatçı sizin dile getirdiğiniz eleştirileri zaten yöneltmiş. Yani %5 şu koşullarda gerçekçi değil gelecek yıl için. Ama tabii onun da şöyle bir olumsuz etkisi var. İşsizlik, yani şu an hakikaten Türkiye için çok yakıcı bir problem haline gelmiş. İşte sizin demin söylediğiniz gibi her 3-4 evde bir genç işsizin oturduğu bir dönemde işsizliğin öncelikli mesele olarak alınması gerekiyor. Ama hani %5, %4 ve üstü büyüme olmadan da o sorunun çözülmesi güç. Dolayısıyla Türkiye böyle bir fasit daire, hani eskilerin tabiriyle sıkışmış durumda. Maalesef öyle. Yani tabii Türkiye bir dengelenme sürecini çok başaramadı diye düşünüyorum. Yani 2016 yılında darbe girişiminin arkasından Türkiye ekonomisi o potansiyelin altında bir büyüme gerçekleştirdi. 2017 yılında bunu terse çevirmek için kredi garanti fonu gibi desteklerle 2017 yılında aslında Türkiye bu krediyle büyüme işini biraz abartarak yaptı. 250 milyar TL'ye yakın o dönemde. Evet, yani toplam kredilerin, Türkiye'de verilmiş toplam kredilerin %10'undan fazla, %10 civarında bir rakamını kredi garanti fonu altına imza atarak garanti etti. Bu da tabii önemli bir büyümeye yol açtı. Ama Türkiye'de o sene potansiyelin çok üzerinde büyüdü 2017 yılında, ama 2018 yılında da tabiri caizse çakıldı. Duvara ve 2019'da çakıldı. Bunun devamı oldu.
Bu kadar büyük elinizde silahları bir seferde harcamamak lazım. Hani Türkiye %3 büyüdü, 2 büyüdü. Gelecek sene %7 büyütelim dediğinizde ertesi seneye ondan sonra elinizde bir silah kalmıyor maalesef. Evet. Şimdi biraz bu bankacılık tarafındaki meselelere veya gündem maddelerine dönelim. Halkbank'a yönelik geçtiğimiz hafta Amerika'da yeni bir soruşturma çıkından çıktı diyelim. Çünkü yani bir dönem bir soruşturma, hatta bir ceza olasılığından söz ediliyordu. Hatta piyasalar tedirgindi yüksek oranlı bir ceza gelmesinden. Sonra o mesele unutulmuştu. Ama Amerika ile Türkiye arasındaki bu siyasi gerilim yeniden canlanınca bir anda Amerika çıkından tekrar bu meseleyi çıkardı, önümüze koydu. Halkbank'a yönelik soruşturma ne kadar ciddi, ekonomiyi nasıl etkileyebilir önümüzdeki dönemde? Evet. Aslında biliyorsunuz bununla ilgili bir mahkeme süreci Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşti. Benim de şahsen çok haksız olduğunu düşündüğüm Sayın Hakan Atilla da orada yıllarını geçirmek zorunda kaldı. Sonunda hani sağ salim buraya dönse de. Şimdi dediğiniz gibi bir yerlerden bu ısıtılmaya ve tekrar önüne konmaya çalışıyor. Aslında bir finansal tehdit olarak kullanılıyor ben Türk ekonomisinin tepesinde diye düşünüyorum. Keşke olmasaydı. Şöyle düşünmek lazım. Bu herhalde yine siyaset tarafında çözülebilecek bir durum olarak görünüyor. Türk ve Amerikalı yetkililer açısından. Her ne kadar mahkeme süreci olsa da artık hepimiz gerek Türkiye'de gerek Amerika'da bu mahkeme süreçlerinin siyasetten kolaylıkla etkilenebildiğini de görür hale geldik. Şu anda Halkbank'ın hissesinde ve özellikle yurt dışında işlem gören Amerikan doları cinsi tahvillerinde bir satışa neden oldu bunlar doğal olarak. Derinleşmemesi durumunda bunlar hızla toparlayacaktır. Derinleşmesi durumundaysa zaten bu hem halka açıklık kısmı hem de bu tahvillerin miktarı oldukça düşük vaziyette. Rahatlıkla yönetilebilecek tutarlar diye düşünüyorum ama bu Türk ekonomisinin tepesinde bir tehdit olarak sallanmaya devam ediyor maalesef şu anda. Trump ekonominizi kapatırım gibi tuhaf bir laf etmişti. Twitter'daki işte incilerinden bir tanesiydi. Amerika'nın bir öbür yandan hakikaten dünya işte para piyasalarının ve ekonomisinin hatta merkezinde olduğu da malum. Türkiye ekonomisini dediği gibi kapatma imkanı var mı? Şöyle, yani Türkiye borçlu bir ülke. 400 milyarın üzerinde özel sektörün ve kamunun toplam borçluluğu olan bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu kadar dış sermayeye açık bir ülkenin tabii ki bazı yaptırımlarla sarsılması gayet mümkün. Kapatmak tabii ki çok iddialı ve hani lüzumsuz bir laf olsa da şeye baktığınızda, dış yatırımcıların kompozisyonuna baktığınızda Amerika'da yatırımcılar da az değil. %30'lar civarında. Direkt yatırımcı olarak mı? Portföy yatırımcı. Kısa vadeli sermaye. Kısa vadeli. Evet. Yani Türkiye hazinesinin yurt dışında ihraç ettiği Eurobondları düşünün. Neredeyse bunların yarısı Amerikan piyasası. Çoğu da Amerikan doları cinsinden ihraç ediliyor. Borçlanma kanallarının kısılması çok olası. Bu da Türkiye'nin büyümesine sekte vurur. Hani kapatmak iddialı bir kelime olsa da büyümeye balta vurmaları tabii ki mümkün. O yüzden bu siyaseti de yaparken akıllı bir şekilde her iki tarafında yapıyor olması gerekiyor. Şimdilik öyle görünüyor. Evet. Son olarak bugün sizin son yazınızdaki meseleye, yani bireysel emeklilik sistemi ve işsizlik sigorta fonu kaynaklarının nasıl kullanıldığı sorusuna ve oradaki şüphelere gelelim. Paraanaliz.com'da bir yazı yazdınız. Evet. Orada bireysel emeklilik sistemi ve işsizlik sigorta fonunda toplanan fonların ki ikisinde de 100'er milyar TL'nin üzerinde 235 milyar toplam para birikti. Evet. Yani bayağı ciddi bir para birikti. Buradaki fonların piyasa faizin altında kamu bankalarına ve hatta özel bankalara kullandırıldığını, yani sermaye olarak onların sermayesinin desteklenmesi amacıyla kullandırıldığını yazdınız. Tabii ki bu kamu kaynakları olduğu için işsizlik sigorta fonu ve bireysel emeklilik aslında bu kamu kaynaklarının zarara uğratılması anlamına geliyor. Bunu kısaca size soralım. Önce bir kez daha bizim izleyicilerimiz için tanımlar mısınız? Daha sonra bir iki sorum daha olacak. Öncelikle işsizlik sigorta fonundan başlayalım. Bugün 130 milyar liraya ulaşmış bir büyüklük var. Aslında işsizlik sigorta fonunun sahibi Türkiye'de çalışanlar, sizler, bizler ve emekli olmadan işsiz kalanlar. Çünkü onlar faydalanabiliyor bu fondan. Aslında imece usulü bir sistem. Bütün dünyada olan gibi gayet doğru bir şekilde kurulmuş bir sistem. Bu 130 milyarlık fona bu
geçtiğimiz sene Eylül ayı içerisinde bunu Uğur Gürses geçtiğimiz sene detaylıca yazmıştı. Ama ben hani konuyu bağlamak adına bir esemeklikle bağlamak adına bir daha tekrarını yaptım. Bu 130 milyarlık fonun yaklaşık 10 milyar liralık kısmında aslında bankaların sermaye benzeri tahvillerinin alınması için kullanıldı. Bence buraya kadar da çok büyük sorun görmüyorum. Fakat yanlış fiyatlarla içeri sokulması tabii ki bu fonu yönetenler açısından ya iş bilmezlik dersiniz veya bir emrin yerine getirilmesi diye okuyabilirsiniz. Normal şartlarda hazine bonosunun %20'lerde işlem gördüğü zaman %12-13'lerle bu fonlar, bu sermaye benzeri tahviller bu fonun içine girildi ve önemli bir faiz kaybına sebep oldu. Ben kendi tahminim bu faiz kaybının 1 ila 1,5 milyar TL yıllık olduğu. Yıllık. Yıllık 1 ila 1,5 milyar. İşsizlik sigorta. Tabii bu da işçinin cebinden alınan para diye. Evet. İşçinin cebinden çıkan para. Kamu bankaları. Yani bankaların bu kadar daha yüksek faiz ödemesi gerekirken daha eksik ödeyerek sermayelerini kuvvetlendirmiş oldular. Yani işçiler kamu bankalarını desteklemek için yılda ceplerinden 1 milyar lira. Evet. Onun için yazının başlığı da Türkiye'de işçi ve emekli sermayedar olduğuydu zaten. Evet doğru, yazınızın başlığı öyleydi. Sonunda sermayeler oldu. Sonunda sermayeler oldu pek istemeden. Evet. İkinci kanalı bunun geçtiğimiz 6-7 ay içerisinde bazı özel bankaların ve kamu bankalarının yine sermaye benzeri ihraçlarını görüyoruz piyasada. Fakat artık işsizlik fonuna değil, normal piyasaya yapılıyor bu ihraçlar. Alıcıların kimler olduğunu göremiyoruz çünkü bunlar nitelikli yatırımcı olarak tanımlandırıldığı için SPK tarafından açıklanmak zorunda değil. Ama hani benim tahminim piyasa duyumları bunların önemli kısmının emeklilik fonları olduğu yönünde. Bireysel emeklilik. Bireysel emeklilik fonları. Bireysel emeklilikte de 105 milyar liraya yakın bir kaynak birikmiş vaziyette. Zaten Türkiye uzun vadeli tasarruf edemeyen bir ülke. Uzun vadeli tasarruflarda kamu katkısı, önemli bir kamu katkısı veriyor. Bireysel emekliliğe de, işsizlik fonuna da kamu. Bunların çok hassas şekilde yönetilmesi lazım. Hiçbir şaibeden uzak şekilde yönetilmesi lazım. Bireysel emekliliklerinde benim gördüğüm kadarıyla bu hem kamu bankaları hem özel bankaların sermayelerine katkı yaparken olması gereken faizin çok altında. Ne kadar altında? Yani bunu şöyle, yazmışsınız gerçekten. Evet, bizim risksiz faiz dediğimiz faizin üstüne 7-8 puan ödenmesi gerekirken 1-1,5 puan ödendiği ihraçlar var. Bunlar arasında özel bankalar da var. Değil mi? Özel bankalar yani bireysel emeklilik fonlarında biriken parayla kendi sermayelerini destekliyorlar. Evet. Tabii ki normal şartlarda bağımsız bir portföy yöneticisinin bence bunları bu faizlerle portföyünü alması mümkün değil. Ama kimler bağımlı? Tabii ki bankalar, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, emeklilik şirketleri. Çoğu birbiriyle hissedarlık ilişki içerisindeler. Yani bireysel emeklilik fonlarını zaten bankalara bağlı, port veya bankaların bir iştiraki olan... Veya acentalık ilişkileri var, iştirakleri var. Muhakkak ki bir bünyede bir bağ var yani. SPK'nın yani Sermaye Piyasası Kurulu'nun bunu denetlemesi gerekmiyor mu? Mutlaka. Çünkü yani kamu kaynakları... Her ikisi içinde yani işsizlik fonu içinde, bireysel emeklilik içinde doğru ürünün doğru fiyattan içeri girmesini zaten SPK'nın asli görevi. Ama bugüne kadar ben bir şey duymadım. Ben de duymadım, evet. Neden acaba yani hani SPK ağır mı hareket ediyor? Şimdi şöyle, bu oldukça teknik bir konu. Bu tahvillerin doğru fiyatının ne olduğunu hesaplamak çok kolay bir şey değil. Yani içeride o tür bir uzmanlık birikmemiş diyebilirim. Ama belki de vardır, hareket edemiyorlardır. Onun için hani speküle etmek istemem. Ama normal şartlarda hem işsizlik fonunun aldığı tahvillerin fiyatını, yani faiz seviyesi, hem bireysel emeklilik şirketlerinin aldığı bu sermaye benzeri tahvillerinin faiz seviyesinin dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Orası şart. Evet, zaten belki de siz hani bankacılık tecrübeniz dolayısıyla buradaki çelişkinin tuhaflığını ortaya koymuş oldum. Sizden önce hani bu faiz oranlarındaki farkı ortaya koyan, yanılmıyorsam yok. Uğur Gürses işsizlik fonu üzerindekini yazmıştı. Evet. Bireysel emeklilik veya özel bankalarınkinde ben yazmış oldum bu şekilde. Teşekkürler Kerim Bey. Ben teşekkür ederim. Bugün Kerim Rota, eski bankacı, banka genel müdür yardımcısıyla para piyasalarındaki, dolardaki, eurodaki gelişmeleri, TL'nin nerede olabileceğine dair öngörülerini konuştuk. Daha sonra Halkbank'a yönelik Amerika'daki soruşturmayı ve son olarak da bireysel emeklilik ile işsizlik sigortası fonundaki paraların piyasa faizinin altından kamu bankalarına ve hatta özel bankalara sermaye olarak kullandırılması meselesini ele aldık. Bu son konu aslında çok önemli. Çünkü bir cümlede özetleyecek olursak Kerim Bey'in söylediği gibi işçiler
her yıl ceplerinden 1 milyar lira, 1,5 milyar lira para çıkartarak kamu bankalarını şu anda destekliyorlar. Böyle tuhaf bir durum var. Yeniden bir arada olacağız. Teşekkürler.